Bugün eve bir kutu kargo geldi. Kutumuz bu. Devasa bir kutu olduğu için kadraja zor sığdırıyorum arkadaşlar. Şöyle yan çevireyim. Bu devasa kutunun içerisinde iddiaya göre sistem, monitör, klavye, mouse, ne ararsanız her şey dahil bir oyun bilgisayarı var. İşin akıl almaz tarafı ise bunların hepsi toplam 3500 liraya satılıyor. Hatta internetten ufak bir araştırma yaparsanız bunun gibi çok uygun fiyatlara satılan tonla her şey dahil oyun bilgisayarı olduğunu görebilirsiniz. Peki bu bilgisayarların altında yatan gerçek ne? Bu bilgisayarlar gerçekten alınır mı? Sırf bu sorunun cevabını verebilmek için gittim. Bir tanesini aldım arkadaşlar. Gerçekten meraklıyım. Umarım kutunun içerisinden hıyar çıkmaz. Düşünsene bir koli hıyar göndermişler. Gerçi bir koli hıyar gönderseler büyük ihtimal 3500 liradan daha daha pahalı olur. Şimdi kutunun yanlarında bilgisayarın markasının resimleri vardı. Oraları siyah kartonla sansürledim. Sansürleme sebebim bu tür sistemleri satan bir sürü marka var ve ben bu videoda bir markayı hedef göstermiş gibi olmak istemiyorum. Dolayısıyla hiçbir marka ismi söylemeyeceğim. Zaten bunu yapan markalar direkt belli yani internette. Ufak bir araştırma ile görebilirsiniz. Dediğim gibi ben isim vermeyeceğim bu videoda. Neyse bantları şuradan açıyorum hemen. İçerisinden sıfır bir şekilde mi çıkacak? ürünler yoksa direkt toplayıp attılar mı? Nasıl yaptılar? Hiç bilmiyorum. Şu şekilde bantları iyice kestim kaldırıyorum. Ooo dolu dolu çıktı bak. Önce mouse'umuz çıkıyor arkadaşlar. Turbo X marka. Kutudaki markayı sansürledik. İçerisindeki klavye mouse'un üzerinde falan marka yazıyor. Ama bu bir problem değil çünkü bu mouse veya klavye bizim olayımız sistem. Monitörün de markası Silver LED diye bir markaymış. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Şimdi son olarak kasayı çıkaracağım arkadaşlar. Yerinden bunun için kutuyu yatırıyorum biraz ve şu şekilde düşürüyorum. Ha tamamdır. Şu anlık cidden beni şaşırttı. Neden? Çünkü ben açıkçası arkadaşlar bu monitörün klavyenin falan direkt olarak kolinin içerisine atılmış, kutusu önceden açılmış bir şekilde gelmesini bekliyordum. Ama hepsi paketinde sıfır bir şekilde ulaştı. Yani bu piyasada 3500 liraya sistem toplamak imkansız ve burada her şey dahil bir şekilde sıfır olarak çıkması hakikaten şaşırtıcı. Tabi daha her şey bitmedi. Birazdan göreceğiz. Şimdi masayı biraz boşaltacağım. İlk eksimizle başlıyorum. Satın aldığım yerde bu klavye ışıklı olarak görünüyordu ama bize gelen klavyenin kutusunda ışıksız olduğu görünüyor. Kasada ışıklı görünüyordu. Onu birazdan göreceğiz. Mouse'umuzda ışık var gibi. Hazır monitör önümüzdeyken önce monitöre bir bakmak istiyorum. Silver LED markasının SL19 isimli 19 inçlik LED monitörüymüş. 1440 900 çözünürlüğünde diyor. 16'ya 9 diyor ve hertz'i falan yazıyor mu burada? Bakalım. VGA 60 hertz denilmiş. 60 hertz de güzel bu arada. 5 milisaniye denilmiş. Tabii ki de 5 milisaniye çok kötü bir değer ama ödediğimiz fiyata göre kabul edilebilir arkadaşlar. Sipariş verdiğim yerde de monitörün zaten 19 inç olduğu yazıyordu. Bu doğru geldi gibi. Markası yazmıyordu sadece. Şöyle monitörümüzün ayağı kablosu, güç kablosu. Bu neymiş? Bağlantı yeridir herhalde. Şuradan çekiyorum. Bayağı sıfır monitör arkadaşlar bu. İkinci el falan değil. Üzerinde jelatini bile var şu şekilde. Jelatini kaldırıyorum. Evet, bayağı da iyi bir sesi varmış. Malzeme kalitesi falan tabii ki uygun fiyatlı olduğunu hissettiriyor ama görünüş olarak hiç fena değil. Dur bunun birazdan kurulumunu yaparız. Şimdilik bir kenara koyayım ben bunu. Diğer ürünlerimize bakalım. Onları da merak ediyorum baya. Şimdi klavye mouse'a geliyorum. Bu klavye mouse ayrı olarak satılıyor mu merak ettim. Bir interneti yazacağım. Turbo X TRM 3. 52 lira. Yani 50 lira diyebiliriz. Klavyede 110 lira olarak görünüyor. Çoğu yerde stokta yok. Birkaç yerde bulabildim sadece. Yani toplam aslında 150-160 liralık bir klavye mouse ekipmanı gönderilmiş. Bak bakalım nasıl bir klavye bildiğimiz membran aslında oyuncu klavyesi değil tabii ki. Burasına mavi boyalar atılarak oyuncu klavyesiymiş gibi yapılmış bir klavye. Hatırlıyorum bunlar eskiden her türlü bilgisayarcıda 5-10 liraya alabileceğiniz klavyelerdendi. Ama şu an günümüzde maalesef bunlar bile 100 lirayı demek ki aşmış durumda durum içler acısı. Mouse'a bakalım. Mouse'umuz nasılmış? Bunu da kutusundan nasıl çıkartacağız? Yani şu şekilde tamam çıkarıyorum. Ve mouse'umuz bu. 50 liralık bir mouse'a göre yine malzeme kalitesi düşük. Tutuş olarak fena hissettirmiyor ben bu iki ürün içinde idare eder diyeceğim arkadaşlar. Yani en azından daha iyi ekipmanlar alana kadar ikisi de bizi idare edecektir. Şimdi geliyoruz arkadaşlar kuru fasulyenin faydalarına. Bunların hepsi yan ekipmanlarda. Asıl iyi olması gereken parçamız tabii ki de bu bilgisayar. Hemen bantlarını kesiyorum ve kaldırıyorum arkadaşlar. Tıpkı kutunun üzerinde yazdığı gibi lan üstteki kameraya çarpıyor. Tamamdır. Sonra da şu yanlarındaki köpükleri de çıkarıyorum. Artık kasamızın kendisine doğru ulaştık. Şimdi yanlardan kaldırıyorum. Kasaya şöyle ben de bir bakacağım. Fena değil lan. Kasa güzel. Şu yandan da bakayım. <laughs> İçi tabii ki o kadar şey değil. Bildiğiniz ...eski nesil bir bilgisayar gibi görünüyor. Yani dıştan baktığınız zaman kasa fena değil arkadaşlar. Ama içten hep eski parçalar kullanıldığını şimdiden görebiliyorum. Her şey kurulu bir şekilde gelmiş. Adamlar bu kasanın montajını yapmışlar. Kasanın önce öndeki jelatinini çıkarıyorum. Şuradaki jelatini söküyorum arkadaşlar. Ve... Haa. Bak dıştan cam gibi görünüyor ama... Bu tam olarak bir cam değil. Yani daha çok plastik gibi bir hissiyatı var. Hatta ne kadar kolay büküldüğünü görebilirsiniz. İçine bakalım. Tabii ki de normal Intel'in kendi işlemci fanı kullanılmış. İçerisinde Intel i5 işlemci olduğu söyleniyordu. Ama hangi i5? Bunları sonrasında konuşuruz. Önce bir kaba taslak olarak bakıyorum. Burada 2 tane 4 GB olmak üzere toplamda 8 GB RAM'imiz bulunuyor. 320 GB'lık bir diskimiz bulunuyor. SSD değil tabii ki de. Burada 2 tane fanımız var. Şimdilik normal gibi görünüyor. Tekrardan kapatalım kapağını. Bunu kutunun içerisinde çıkan güç kablo kablosu ile bir prize takıp çalıştırmak istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Tuşuna basıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Umarım çalışır lan. Bastım. Açılmıyor. Ha bir dakika bir dakika. <laughs> Arkadaki tuşunu açmamışım. Şimdi tekrardan deniyorum. Yine açılmıyor lan. A açıldı. Aynı fotoğrafta göründüğü gibi ışıklı mışıklı arkadaşlar. Sadece mavi ışık mı yanıyor onu merak ediyorum. Galiba tek renk de olabilir bu kasa. Birazdan bakacağım. Ama tek renk bile olsa fena değil bence. Baksanıza gayet güzel duruyor. Yani görünüm olarak bir sıkıntısı yok. Şimdi bunu bir kapatıyorum. Önce monitörün kurulumunu yapacağım. Tekrardan monitörü getirelim. Kullanım kılavuzuna bakmaya hiç gerek yok. Mantığını anladım zaten az çok. İçinden çıkan vidaları alıyorum. Tek tek buraya vidalayacağım. Tamamdır sıra ayağında. Onu da biraz masanın ucunda yapmam lazım şu şekilde. Bunların da iyice vidalarını sıktım sanırım kurulum bitti bu kadar. Şimdi kaldırıyorum şu şekilde. Monitörümüz hazır. Bakın böyle kafası ileriye geriye de oynuyor. Çok sağlam bir ayağı yok. Kolayca sallanabiliyor arkadaşlar. Bunun da kablosunu getiriyorum. Takıyorum. Bakalım açılacak mı? Evet ekranımız geldi. Şimdi bilgisayarımızı da tekrardan çalıştırıp bu sefer monitöre bağlayacağım. Windows başlatılamadı. Yeni yapılan Windows hasar gördü diyor. Sanki Windows kurmuşlar ama biraz sıkıntılı bir kurulum olmuş gibi görünüyor. Windows'u normal olarak başlat diyorum ve Windows başlatılıyor arkadaşlar. Evet yüklenmiş gerçekten. Acaba kaç Windows 7 bu ya galiba? Gerçekten Windows 7 yüklemişler. Güzel bir detay biliyor musunuz? Yani en azından baksanıza bizi uğraştırmadılar. Direkt Windows'la açıldı. Sıradaki aşama ne? Bunun performansını test etmek. O zaman ben buna bir oyun falan yükleyeyim. Hemen geleyim. Evet test bölümümüz için tabii ki bir sürü oyun yükledim. Hepsi masaüstü ekranında duruyor. Aradan da bir gün geçti arkadaşlar. Video öncesinde ben bunun testlerini yapmaya çalıştım. Yaşadığım süreci size anlatacağım. İlk önce tabii ki oyunlardan önce gündelik performansına baktım. Hızı nasıl, kullanımı nasıl. Pek bir sıkıntı göremedim arkadaşlar. Mesela Google'a girelim. Bakın, gerçi birazcık yavaş çalışma söz konusu. Buradan YouTube diyorum, tıklıyorum görüyorsunuz hiçbir şekilde videoyu ilerletmeyeceğim. Açılma hızı bu şekilde. Evet aşırı hızlı değil ama herhangi bir problem çıkmadan internette gezinebiliyoruz. Mesela buradan kendi kanalımı açacağım. Bir video açacağım. 4K'yı alalım. Bakalım 4K videoyu oynatabiliyor mu? Evet oynatabiliyor. Bakın sıkıntı olmadan. Şöyle hatta tam ekran yapalım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla 4K video izliyoruz. Tabii ki 4K değil şu anda gördüğümüz görüntü. Çünkü bu ekran arkadaşlar Çözünürlük olarak 1080p bile değil diye biliyorum. Şuradan bir bakalım. Bakın ekran çözünürlüğü diyor. 1440 900 çözünürlüğündeymiş. Boyutunu düşündüğümüz zaman 19 inç boyutunda yani kötü değil. Siz de zaten şu an görüyorsunuz hani netlik bakımından bir sıkıntı yok. Öyle bir oyuncu monitörü hissiyatı da yok. Açıkçası ortalama diyebileceğim bir monitör. Ben daha kötü bekliyordum. Fena değil arkadaşlar monitörü. a karanlık yerlerde şuralardan ışık sızması falan yapabiliyor. Mesela bak şuradan görüyorum hafiften bir ışık sızması yapmış. E işte dediğim gibi ortalama bir monitör. Çok da bir şey beklememek lazım. Şimdi gündelik kullanım için sonuca bakacak olursak ara sıra takılmalar dışında yani internette görüyorsunuz rahatlıkla gezinebiliyoruz. Bizi üzmüyor. Sadece internette gezinme de değil. Bir bilgisayarda ne yapmanız gerekiyor? Mesela dosya aktaracaksınız. işte slayt gösterisi hazırlayacaksınız. Hocanız ödev verdi. Atıyorum EBA TV'ye gireceksiniz. Her türlü bilgisayar gerektiren temel işlerinizi halledebilecek durumda. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Cihazın iddiası neydi? Oyuncu bilgisayarı olması. GTA 5 ile ilk oyun testini yapmak istedim ve oyunu indirdim. Oyuna girmeye çalıştığım zaman bakın yükleme çubuğu Şuralara gelince durdu ve yüklemeyi yapamadı. Sürekli olarak hata verdi. İnternetten araştırdım. Beni tonla uğraştırdı. Sonrasında karşıma bir daha hata çıktı. Bakın burada Steam'de hata veriyor. Sonrasında bunu çözmeye çalıştım. Bu sefer yine başka bir hata çıktı. Yani ben ne yaparsam yapayım GTA 5'i bu bilgisayarda çalıştıramadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde oyun desteklenmiyor. Anlayacağınız daha FPS testi yapmayı geç oyuna giremediğimiz için maalesef GTA 5'i geçmek zorunda kaldım. Dedim ki biraz daha sistemi yormayacak bir oyunda deneyelim. Örneğin herkesin oynadığı bir oyun Valorant. Valorant'ta da problem oldu. Valorant'ı da açamadı. Fakat bu sefer uzun uğraşlar sonucunda Valorant'ın ana ekranına gelmeyi başardım. Bakın sadece Ana ekranına gelmeyi başardım. Evet, program yanıt vermiyor dedi lan. Daha demin çalışıyordu, şimdi niye olmuyor arkadaş? Son bir kez daha deneyeceğim ve deneyemiyorum. Neden? Bakın hiçbir şekilde tıklanmıyor şu an. Bilgisayar öldü ha, geri geldi. Ara sıra bu tür şeyler yaşayabiliyorsunuz. Bilgisayar bir gidiyor bir geliyor böyle. Kafasına göre bazen çalışmıyor diyebiliriz kendisi için. Açılıyor lan galiba. Tamam, en azından ana ekranını görebileceğiz. Bak şurada da FPS değerlerimiz falan var. Evet, ana ekranımız tamamen geldi şu şu an ana ekranda 5 FPS'deyiz. Bakın ne kadar kasıyor. 4 FPS'deyiz ve çöktü. Evet bizi tekrardan masa üstüne attı. Bilgisayarı Valorant o kadar zorluyor ki daha oyunun içerisine giremeden ana ekranda 3-5 FPS alıp çöküyor. Şimdi umutlarım tabi gitgide azalmaya başladı. Ulan hadi GTA 5'te açamadın zorlandın. Valorant'ı da mı açamazsın ya? Bari aç mesela 20 FPS, 30 FPS al yine de aç. Bak ana ekrandayken oyun çöküyor. Geriye ne kaldı? Düşük grafikli her türlü bilgisayarın hatta telefonun bile açabileceği oyunları deneme kaldı. Ben de dedim ki Minecraft. Bak en çok oynanan oyun. Bugün çoğunuzun şu an bu videoyu izlerken elinde tuttuğu telefon bile Minecraft'ı açabiliyor. Hemen tıkladım arkadaşlar Minecraft'a. Şöyle Java Edition diyor. Oyna diyorum. Hazırlanıyor diyor burada. Şu anda ne oluyor dersiniz? Hiçbir şey olmuyor yine çöküyor. Bu arada cihazın bütün driverları falan da kurulmuş durumda. Yine hata veriyor. Buna yine internetten uzun uzun baktım. Her türlü çözüm yolunu denedim. Herhangi bir şekilde çözemedim. Anlayacağınız Minecraft'a da giremedik. Tabi seçeneklerimiz bir bir azalmaya başladı. GTA 5 Valorant Minecraft derken geriye tek bir çarem kaldı. Eskiden çıkmış oyunları veya günümüzde çıkmış olsa bile inanılmaz kötü grafikli oyunları deneyecektim. Bunun için ilk deneyeceğim oyun GTA San Andreas oldu. 2004 yılında piyasaya çıkmış bir oyun. 2004. Yani artık GTA San Andreas'ı açabilmesi lazım dedim ve öyle de oldu arkadaşlar. Bakın oyuna tıkladığım gibi şak diye direkt ana ekranımız geliyor. Hemen yeni oyun diyorum, oyunu da başlatıyorum ve geldik. Görüyorsunuz şurada FPS değerimiz yazıyor arkadaşlar. GTA San Andreas'te <laughs> Oyuna girdik ama 20 FPS alıyoruz. 18 FPS. Yeri geldiği zaman 15 FPS'lere falan düşüyor. Rezalet bir performans. Tabi durdum mu? Yine durmadım. Buradan ayarlar kısmına geldim. En düşük grafik ayarına aldığım zaman birden... Sonuç bu. Cihaz rahatlıyor. Şu anda 50 60 FPS'lere çıktık. Bakın 75'lere çıktık. Gerçekten oyun akıcı bir seviyeye geldi. Yani şunu diyebiliriz arkadaşlar. GTA San Andreas'ı en düşük grafik ayarlarında 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. 2004 yılında çıkmış bir oyun. Zaman zaman tabi 55'lere falan düşse de genel olarak şu anda diğer oyunları hiç açmıyordu. En azından GTA San Andreas <laughs> oynayabiliyoruz 2022 yılında. Bak bak yeri geldi mi 36 FPS'e falan düşüyor abi kafayı yiyeceğim. Şurada da 48 FPS'e düştü. Arabayı vurunca FPS'imiz 40'ları falan görüyor. Bak şu an 36-38 FPS. Abi inanılmaz ya. inanılmaz. Tabi bu da hayal kırıklığı oldu diyeceğim ama en azından açtık. Bak diğer oyunları açamamıştık. Sonrasında GTA Vice City denemeye karar verdim. GTA Vice City, GTA San Andreas'ten de az yoruyor. Grafik ayarı bile yok burada. Sadece 1440'a 900 olarak seçili bir şekilde oyuna başlıyorum. Vay be! Şuradaki ekranı var ya GTA Vice City'nin girişini çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Çocukluk hatıram bayağı bir severdim ya çocukken GTA Vice City'yi. Evet görüyorsunuz inanılmaz iyi FPS değerleri alıyoruz. Şu anda 120 130 FPS'lerdeyiz. Bu bilgisayardan görmeye alışkın olmadığımız değerler. Kaç yılı dedik? 2002 yılı dedik. O zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. GTA Vice City gibi o dönemlerde çıkmış eski oyunları bu bilgisayar üzerinden oynayabiliyorsunuz. Yapacağınız şey bu yani bu bilgisayarda. Hadi şuradaki arabaya atlayalım, biraz ilerleyelim. <laughs> Ulan var ya yıllardır şu YouTube piyasasındayım. GTA Vice City ile bilgisayar testi yapacağım aklıma gelmezdi. Aa bak burada da atmışları görüyoruz ama en azından, en azından diye diye başka bir şey kalmadı. En azından arkadaşlar oynanıyor yani çok akıcı bir şekilde. Oha kastı lan! <laughs> Oha yine kastı. Allah Allah niye kastı ya? Kasmıyordu daha demin. Maalesef bilgisayarın bir sıkıntısı da bu. Kasmadığı zaman bile ara sıra takılmalar yaşanabiliyor. Hani gündelik kullanım konusunda da dedim ya ara sıra takılıyor diye. Artık bunun gibi şeyleri de göz ardı edeceğiz. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha güncel ama grafikleri kötü olan bir oyun deneyelim. Dead Cells. Dead grafik stili kötü değil ama hani bilgisayarınızı yormayacak iki boyutlu bir oyun. Zaten birazdan görünce anlayacaksınız bugün en kötü bilgisayarların bile çalıştığı bir oyun yani Dead Cells. Hatta bilgisayara geçtim telefonlarda da vardı. 47, 48 FPS'lerdeyiz. Şu şekilde aşağıya doğru inelim şuradan. Şuradan yukarıya çıkalım. Maalesef Dead Cells gibi bir oyunda bile 60 FPS'i göremiyoruz. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Klavyeden kaynaklı mı, bilgisayardan kaynaklı mı bilmiyorum. Bazen böyle kafayı yiyor. Ve bakın klavye hiçbir şekilde tepki vermiyor. Şu an sağa gitmeye çalışıyorum. Bak, yeni tepki verdi. Şu an sola gidiyorum. Sağa gidiyorum. Bakın bir kere bastım gelmedi. O yüzden bu bilgisayar hani şöyle en azından biraz daha kaliteli bir klavye, mouse takmamız gerekecek çünkü bu haliyle gerçekten sıkıntı. Lets'te anlayacağınız bu şekilde arkadaşlar. Ortalama 40 FPS, ara sıra 20 FPS'lere kadar düşebiliyor. Şimdi ESC'ye basıyorum oyundan çıkmak için. Ama şu an algılamıyor lan SC'yi. Ha tam algıladı. Ne oluyor bir dakika sağ solu yapıyor kendi kendine ben yapmıyorum. Tabi böyle üzücü oyun performanslarının sonunda bir umut arkadaşlar. Dediğim ki GeForce Now'ı deneyelim. Şimdi cihazın kendisinden iyi performans alamadık. Her türlü oyunu denedik. GeForce Now'ı biliyorsunuz en kötü bilgisayarda bile internetiniz iyiyse oyunları oynayabilmenizi sağlıyor. Oradan biraz ümitliydim açıkçası. Hemen GeForce Now'a giriş yaptım. Buradan neyi seçtim? Tabii ki Cyberpunk 2077'ye tıkladım ve karşıma çıkan yazı şu. Sisteminiz akış yayınlamaya yetecek minimum gerekleri karşılamıyor. Yani diyor ki GeForce Now bilgisayarın o kadar kötü ki GeForce sınavı bile çalıştıramıyoruz. Maalesef burada da hayal kırıklığı. Bari GeForce sınavı çalıştırabilseydik. Diyecektim ki ulan en azından internetin ise GeForce sınavdan oyun oynayabilme imkanın var. Daha fazla oyun testi yapmayacağım arkadaşlar. Şurada Mountain Blade Warband'i de indirdim. Hiç açmayacağım bile. Size ben söyleyeyim en düşük ayarlarda 30 FPS'i zar zor alıyor. Gerçek şu ki arkadaşlar bu bilgisayarlar dışarıdan çok süslü bile görünse ışıklı mışıklı oyuncu bilgisayarıymış gibi bile görünse aslında içeriden eski, performanslı olmayan bilgisayarlar. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela demiş ki buna i5 işlemci. Hangi i5 işlemci ama? Şimdi i5'in bir sürü farklı yıllarda çıkan versiyonu var. Sadece bu bilgisayar için de düşünmeyin. Bakıyorsun internette adam diyor ki ulan biz i7 işlemci kullandık. i7 de Kardeşim hangi i7 işlemci? Buna bakıyoruz. Sistemimizin içerisinde i5 650 isminde bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci ise arkadaşlar kısa bir araştırmayla öğrenebiliriz ki 2010 yılının ilk çeyreğinde çıkmış bir işlemci. Sırf bu bilgi bile yeterli. Hani kafamızı çok yorup diğer parçalara bakıp onları araştırmaya gerek bile yok. Çünkü o parçalarda bizim bu işlemciyle uyumlu parçalar olması lazım. Ha burada şöyle bir eleştiri getirenler olacak. Furkan sen de gitmişsin 3500 liraya her şey dahil bilgisayar almışsın. Ne bekliyorsun? Adam yeni nesil parçalar mı koysun? Hayır, öyle bir şey beklemiyorum. Benim buradaki üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Bu bilgisayarların oyuncu bilgisayarlarıymış gibi süslenip insanların kandırılması. Peki niye bu bilgisayarı dışarıdan süsleyip oyuncu bilgisayarı adı altında satıyorlar? Çünkü bu bir taktik arkadaşlar. Buna internette sıklıkla denk gelebilirsiniz. İlla uygun fiyatlı olmasına gerek bile yok. 10 bin liraya satılan bir bilgisayarda da bu taktik uygulanabiliyor. 8 bin, 5 bin liraya satan bilgisayarda da uygulanabiliyor. Biz şu anda 3500 lira olan bir modeli inceliyoruz. Dediğim gibi fiyatının da bir önemi yok. Markasının da bir önemi yok. Şu an bu bilgisayarın üzerinde Turbo X yazıyor. Klavyesinde mouse'unda Turbo X yazıyor. Ama benim burada söylediğim şeyler bu marka özelinde şeyler değil. Bu tür kandırmacaları yapan kim kim varsa o markaları söylüyorum. Biliyorum bunu yapan birçok marka da var. Hatta bu birçok marka bana sponsorluk teklifiyle bile geldiler arkadaşlar. Yani en az 2-3 tane farklı markadan bu tür sponsorluk teklifleri aldım. Fiyatını kesinlikle hak etmeyen oyuncu bilgisayarıymış gibi görünen bir bilgisayar göndereceğiz sana. İyi de para vereceğiz. Gerçekten iyi para da teklif ediyorlar. Ve sen çıkıp bunu videonda öveceksin. Yok öyle bir dünya. Ulan kurumsal firmalarsınız, tonla iş adamı yönetiyor firmalarınızı. Hem insanları kandırıyorsunuz, bir de utanmadan gelip bana yalancı reklam verdirmeye çalışıyorsunuz pes diyorum. Yani asla böyle bir şey kabul etmem. Buradan da izliyorlarsa hepsine sesleniyorum. Bana kesinlikle böyle tekliflerle gelmeyin. 5 kazanıp yalancı bir insan olacağımı 3 kazanıp dürüst bir insan olmayı tercih ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer düşük bir bütçeniz varsa ve bir bilgisayar istiyorsanız bu tür basit yollara yöneleceğinizi araştırın. İkinci el piyasasına bakın. Bütçeniz yetmiyorsa gerekirse bütçenizi arttırmaya bakın. Emin olun çok daha mutlu olacaksınız. İleride o sistemin parçaları eski zaman rahatlıkla güncelleyebileceksiniz. Azıcık emek göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Piyasanın içinde olmanız gerekiyor. Ben istiyorum ki bazı tuzaklara düşmeyin. Ha diyorsanız ki buna rağmen ben uğraşmak istemiyorum alacağım sen bilirsin. Beni ilgilendirmiyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. O zaman ben kaçıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.